Haydi Rusça öğrenelim. Merhaba, ben Sait. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Bu videoda Vizontele filmini Rusça diline çevireceğiz. Bu tarz videoların devamı için lütfen yorumlarda bunu belirtiniz. Veya farklı filmlerin çevrilmesini istiyorsanız bu filmlerin isimlerini yorumlarda belirtiniz. Veya destek olmak için beğeni yapmayı unutmayınız. Vizontele filmi çok sevdiğim bir filmdir. Komedi ve dram içerikli bir film. İzlemeyen arkadaşlar varsa şiddetle tavsiye ederim. Evet, zaman kaybetmeden hemen başlayalım. Gelsin ilk sahnemiz. Burada genç arkadaşımız Rıfat askere gidecektir. Son defa sevgilisini gizlice ziyaret eder. Ziyaret esnasında kızın annesinin çerçeveli resmini kırar ve der ki kız: "Rıfat, sen ne yapıyorsun?" Çevirelim. Rıfat, что ты делаешь? Что ты делаешь? Evet, ikinci sahne. Gidiyorum. Şimdi gidiyorum'u iki şekilde çevirebiliriz. Filmde uzaklara gidiyorum, ayrılıyorum anlamında. Bunu ya uhajı olarak çevirebiliriz. Ama yürüyorum kısa bir mesafeye gidiyorsa ya idi olarak çevirebiliriz. Evet, üçüncü sahne. Beni bekleyeceksin değil mi? Bu cümle gelecek zaman olduğu için bu da eki alacak. Özne sen olduğu için bu düş olur. Ya budu tı bu diş. Şimdi çevirelim. Tı bu diş minya jidet. İli niyet. Beni bekleyeceksin değil mi? Dördüncü sahne. Kız diyor ki bekleyeceğim. Yine gelecek zaman olduğu için bu da eki alacak. Ya budu jidet. Bekleyeceğim. Beşinci sahne. Sana ne getireyim Ankara'dan? Burada iki tane getirmek anlamı var. Prinesti ve privesti. Peki fark nedir? Prinesti elle getirmek. Mesela kahve içmek isteyen birisine kahve ikram edeceksiniz. Kahveyi elle getireceğiniz için ve mesafe çok kısa olduğu için prinesti. Ama mesafe çok uzun olursa ve bunu bir araçla taşıyacaksanız privesti olur. Filmde olduğu gibi kişi Ankara'dan bir hediye alacaktır. Bu hediyeyi bir araçla getireceği için privesti olur. Çeviri yapalım. Что тебе привезти из Анкары? 6. sahne. Ben topun peşinden koşmuyorum. Я не бегаю за мячом. Evet, 7. sahne. Merhaba Engin abi. Привет, Engin. 8. sahne. Radyonu getirdim. Я принёс твоё радио. 9. sahne. Bu şimdi çalışıyor mu? Оно теперь работает. 10. sahne. Sana ne kadar borcum var? Сколько я тебе должен? Должен burada borç demek. 11. sahneye geçelim. Ne istiyorsun deli? Diyor filmde. Biz bunu neye ihtiyacım var deli olarak çeviririz. Что тебе нужно писик? Писик kelimesini kesinlikle bir Rus'un yanında kullanmayın. Anlamı psikopat, deli, çılgın. %99 kavga çıkabilir. Evet, 12. sahne. Paramı istiyorum. Я хочу мои деньги. Деньги para demek, хочу istemek, я хочу мои деньги. Ben paramı istiyorum. 13. sahne. Bu kız gece gündüz uyuyor. Эта девушка спит день ночь. 13. sahne. Zıkkımın kökü var, yer misin? Bunu çevirmek biraz farklı. Karpuz kabuğu yer misin olarak çevireceğiz. Haçiş arbuz niye korki? 15. sahne. Yok sağ ol ana diyor filmde. Biz bunu hayır anne teşekkürler olarak çevireceğiz. Niyet mama spasiba. 16. sahne. Bir yerine bir şey olmadı ya, ağlama oğlum. Biz bunu iyi misin ağlama evlat olarak çevireceğiz. Tıf
Paryatki, Niplaç, Snok. Snok, oğul demek. 17. sahne. Nereden aldınız bu karpuzu diyor filmde. Nereden aldınız bunu olarak çevirelim. Gde vi eta vzjali. 18. sahne. Duyduğum doğru mu? Ya pravilno uslyshala. 19. sahne. Ne duydun? Что ты слышала? 20. sahne. Üstüme guma getirecek misin, karpuzcu? Bunu şöyle çevirelim. İkinci bir eş alacağın doğru mu? Olarak çevirelim. Tıberüş fıtaruyu jenu. 21. sahne. Bunu sana kim söyledi? Куто тебе это сказал? 22. sahne. Kim söylediyse söyledi. Cevap ver. Doğru mu? Bunu şöyle çevirelim. Önemli değil. Bu doğru mu? Не важно, это правда. Правда doğru mu demek? 23. sahne. Siz beni batıracaksınız diyor filmde. Bunu da şöyle çevirelim. Beni mahvedeceksiniz. Вы меня разорите. 24. sahne. Yürü git diyor. Bunu da kaybol olarak çevirelim. Исчезните. 25. sahne. Kolay gelsin. Ruslarda böyle bir kelime yok. Bunun yerine selam vermek yeterlidir. Привет. Ama ben burada daha kibar bir halini kullanacağım. Şöyle söylemek istiyorum. Я вас приветствую. Sizi selamlıyorum. Diğer sahne. Niye et yemiyor musunuz? Bunu şöyle çevirelim. Neden et yemiyorsunuz? Почему вы не едите мясо? Diğer sahne. Hoşuna gitmedi mi? Diyor. Bunu da şöyle algılayalım. Bundan memnun değil misin? Ты этому не рад. Рад memnun olmak. Diğer sahne. Bu alet neyin nesidir sayın başkan? Что это за машина, господин мэр? Мэр başkan demek. Diğer sahne. Bu radyonun resimlisidir. Это как радиос картинками. Картинками resim demek. Diğer sahne. Nasıl yani diyor. Bunu da şöyle çevirelim. Ne demek istiyorsunuz? Что вы имеете в виду? Diğer sahne. Yahu güzel kardeşim, Zeki Müren radyoda şarkı söylemiyor mu? Bunu da şöyle çeviririz. Zeki Müren radyoda şarkı söylüyor değil mi? Zeki Müren payot po radyo tak. Diğer sahne. Hem görüp hem dinleyeceksiniz aynı anda. Bunu da şöyle çevirelim. Ve bununla aynı anda onu duyabilir ve görebilirsiniz. As etim vi smorjete slyshat i vedit evo одновременно. Одновременно aynı anda demek. Diğer sahne. Peki Zeki Müren de bizi görecek mi? O bizi görecek mi olarak çevirelim. A on nas uvidit. Diğer sahne. Vallahi onu ben de bilmiyorum. Bunu da şöyle çevirelim. Bunu bilmiyorum. Etava ya niznayu. Evet, bu videomuz da bu kadardı. Kanalıma abone olarak bütün videolardan haberdar olabilirsiniz. Ve destek olmak için beğeni yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye. Vizyon Tele, radyonun resimlisi olmadı. Peki Zeki Müren de bizi görecek mi? Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Olmadı. Merhaba, ben Sait. Yeni videomda siz... Merhaba, ben Sait. Yeni bir Vizyon Tele filmi çok sevdiğim bir filmdir. Komedi ve drama içerikli bir film. İzlemeyenlere şiddetle tavsiye ederim. Peki Zeki Müren de bizi görecek mi? Allah, onu ben de bilmiyorum. Vizyon Tele, radyonun resimlisi. Yani resimli radyonun ta kendisi. Vizyon Tele, radyonun resimlisi. Hem görüp hem dinleyeceksiniz aynı anda. Vallahi onu ben de bilmiyorum. Zıkkımın kökü var. Yer misin? Bunu çevirmek biraz zor. Zıkkımın kökü var.
yer misin? Bir yerine bir şey olmadı ya evlat. Ağlama Rıfat. Sen ne yapıyorsun? Ankara'dan sana ne getireyim? Ankara'dan sana ne getireyim? Ankara'dan sana ne getireyim? Ankara'dan sana ne getireyim? Sevgilisini ziyaret eder. Burada genç arkadaşımız Rıfat arkadaşını bu kız gece gündüz uyuyor. Zıkkımın kökü var yer misin? Yok sağ ol ana. Zıkkımın kökü var yer misin? Yok sağ ol ana. Yahu başkan bu neyin nesidir? Nasıl bir makinedir bu? Bu radyonun resimlisidir. Bu radyonun resimlisidir.